Herkese merhaba. Bir antika ile bir tarihi eser arasındaki fark nedir? Pekala, bu tartışmalı bir soru. Ancak antika genellikle eski ve değerli bir şeydir. Tarihi eserse eski, değerli olmayan ancak bir hikaye anlatan nesnelerdir. En iyi tarihi eserlerse hem kültürel hem de finansal olarak değerlidir. Ve geçmişten gelen inanılmaz nesnelerin hikayeleri her zaman ilgimizi çekmiştir, öyle değil mi? Bugünkü videomuzda da sizlere en etkileyici tarihi eserlerden bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. İngiltere'deki Moss Farm Tun Çağı yerleşiminin keşfi yavaş ve metodik olmuştur. Aslında bu keşif, 1999 yılında eski bir kılıcın yanında birkaç basit ahşap direğin bulunmasıyla başladı. Whittlesea, Cambridgeshire'deki alanda daha fazla kazı yapılmasına izin verildi ve bu da 2011'de 8 bronz çağ kütük teknesinin keşfiyle sonuçlandı. 2012 yılına gelindiğinde arkeologlar daha önce bilinmeyen bir kasabayla uğraştıklarından emindiler. Günümüzde ise burası o kadar önemli bir yer olarak kabul ediliyor ki, bazı tarihçiler bölgeyi Britanya'nın Pompei'si olarak tanımlıyor. Arkeologlar Moss Farm'da keşfedilen eserlerin neden hala yepyeniyken terk edilmiş gibi göründüğünü merak ediyorlardı ve görünüşe göre artık bir cevap bulduklarına inanıyorlar. Alandaki kömürleşmiş odun ve külün analizi yerleşimin kurulmasından sadece bir yıl sonra büyük bir yangın yaşadığını, ardından da terk edildiğini gösteriyor. Tahliye o kadar aceleyle yapılmıştı ki eski evlerde bulunan çömleklerin çoğu hala yiyecekle doluydu. Ve bütün bunlar 2800 ila 3000 yıl önce yaşandı. Sonuç olarak Moss Farm, arkeologların bugün hala üzerinde çalıştıkları bir zaman kapsülü gibidir. Arkeolojik bir keşif yapmanın en yaygın yollarından biri yeni bir yolun kazılması veya döşenmesidir. Süreç yıllardır dokunulmamış olan toprağı işlemeye gerektirdiği için bu oldukça anlaşılabilir bir durumdur. Çünkü toprağın altında bulunmayı bekleyen milyonlarca tarihi eser var. İsveç, Alvangen yakınlarında bir karayolu genişletilirken bu durum bir kez daha kanıtlandı. Bölgede bulunan eserler, demir çağından kalma kalıntılardı ancak demirden değil, tahtadan yapılmışlardı. Aslında bunlar, ülkede şimdiye kadar keşfedilen en eski insan yapımı ahşap nesnelerden bazılarıydı. Arkeologlar, karbon tarihlemesiyle eserlerin 1700 yıl önce yapıldığını doğrulayabildiler. Nesneler arasında bölgenin antik çağda tarım arazisi olduğuna dair teorileri doğrulayan tahta bir tekerlek de bulundu. Bir zamanlar burada bir su yolu vardı ve denizi bugün Von Art Gölü'nü oluşturan ve bölgeyi taş devrinden itibaren yerleşimciler ve tüccarlar için çekici bir yer haline getiren bir iç göller ağına bağlayan bir su yolu vardı. Nemli oksijenden yoksun kilin ise bu değerli buluntular için mükemmel bir koruyucu olduğu kanıtlandı. 1897'de İngiliz askerleri günümüzde Nijerya'nın bir parçası olan Benin Krallığındaki Benin şehrine saldırdı ve yağmaladı. Bu süreçte askerler fil dişi ve metal yapıların birçok güzel örneği de dahil olmak üzere binlerce kültürel eser ve sanat eseri çaldılar. Nisan 2021'de bu heykellerden biri nihayet eve dönüş yolunu buldu. Bu bir kralın başını temsil etmesi için tasarlanmış heykel Benin bronzunun olağanüstü bir örneğiydi. Ayrıca bu eser yeni kurulan Edo Batı Afrika Sanatı Müzesi'ne gidecek olan bu tür heykellerin ilki oldu. Şimdiye kadar eser 1957'de bir müzayedede satın alındıktan sonra İskoçya'daki Aberdeen Üniversitesi'ndeydi. Üniversite satın alma koşullarını gözden geçirip etik dışı olduğunu değerlendirerek eseri gönüllü olarak iade etti. Bir başka yağmalanan Benin kenti sanat eseri olan bir horoz heykeli, benzer koşullar altında Cambridge Üniversitesi tarafından 2019'da iade edildi. Nijerya'nın Bilgi ve Kültür Bakanı Lai Muhammed, dünya çapında daha fazla kurumun aynı tavrı sergilemesi için çağrıda bulundu. İsveçli yol işçilerinin demir çağ hazineleri keşfettiğinden bahsetmiştik. Şimdi de inşaat işçilerinin sürpriz bir keşif yaptığı başka bir hikaye anlatacağız. Bu seferki keşif ülkemizde Gümüşhane'de yapıldı. Kasım 2017'de Türk işçiler bir elektrik dağıtım ünitesinin tadilatını yaparken bu antik taş lahit örtüsünü ortaya çıkardılar. Bizans dönemine tarihlenen eserlerin tam 1407 yaşında olduğu doğrulandı. Kapağın yüzeyine kazınmış Yunanca karakterler ise hala okunabiliyor ve çevirisi şu şekilde. Burada kutsanmış kendisi yatıyor. Lahitin kendisinin ise hala yerin altında olduğu düşünülüyor. Ancak kapak bir şekilde bozulmuş ve uzak geçmişte bir noktada ayrılmıştı. Ancak belirtmeliyiz ki bu keşif bölgenin arkeologları için küçük bir gizem yaratıyor. Çünkü antik çağda burada bir yerleşim olduğuna dair hiçbir kayıt yok.
Bu büyüklükte bir lahit normalde akropolde olurdu ancak burası bir akropol olsaydı inşaat işçileri kesinlikle birden fazla lahit örtüsü bulmalıydı. Bu yüzden bölgede derhal başka bir arkeolojik araştırma yapılması emredildi. Ancak bu keşfe katkıda bulunacak başka kalıntı bulunamadı. Yunanistan'ın Atina kentindeki Fransız okulundan bir grup öğrenci, son 5 yıldır Girit'teki Anavluchos masifinde arkeolojik kazılar yürütüyor. Öğrenciler ilk zamanlarda çok çeşitli nesneler ve eserler buldular. Ancak belki de hiçbiri bu küçük adak ögeleri kadar süslü ve ilginç değildi. Küçük heykellerin çoğu kadın figürlerini temsil ediyor ve klasik ve arkaik dönemlerden geliyordu. Kadın içermeyen figürler ise zoomorfik olma eğilimindeydi ve birkaç mezar grubuna dağılmıştı. Bu keşiflerle ilgili garip olan şey, tüm alanın 1929'da birçok heykelcik bulan ve bölgenin sunabileceği her şeyi keşfettiğine inanan Pierre Demarne tarafından zaten araştırılmış olmasıdır. Demarne ya yeterince derine inmemişti ya da bu öğrenciler meselenin özüne inmek için çok daha hevesliydiler. Adaklar genellikle insanlar tarafından ya bir teşekkür amacıyla ya da bir istek ümidiyle bırakılırdı. Ayrıca genellikle mezar eşyası olarak görülmekle birlikte bazen tapınakların ve diğer dini açıdan önemli binaların temellerinde de bulunurlar. Girit'in bu bölümünde yer alan heykelciklerin neden kadın olduğu sorusu ise henüz çözülememiştir. Çoğu arkeolog, insanlık tarihi hakkındaki düşüncelerimizi değiştirecek bir şey bulmayı hayal eder. Ancak tabii çok azı bunu başarıyor. Bu araçlar ve kristallerse birkaç bilim insanını çizim tahtasına geri dönmeye zorlayabilir. 2021'in başlarında Kalahari Çölü'ndeki bir kaya sığınağında yapılan keşif, şimdiden birçok uzmanın kafasını karıştırıyor. Bunun sebebi ise nesnelerin yaşı. Bu aletlerin 105 bin yıl önce yapıldığı düşünülüyor. Afrika kıyılarındaki bazı yerlerde bu zamanlarda yapılan aynı standartta aletler olduğunu biliyoruz. Ancak daha önce Güney Afrika'da bu derece karmaşıklığa sahip hiçbir şey bulunmamıştı. Anladığımız kadarıyla bu keşif, insan yaşamının Afrika'daki belirli bir noktadan geldiğini ve dünyaya yayıldığını söyleyen fikre meydan okuyor. Yani Afrika'nın birçok farklı yerindeki insanların aynı anda aynı evrimsel düzeye ulaşmış olabileceği görülüyor. Burada bulunan aletlere kasaplık belirtileri gösteren kemikler ve su kabı olarak kullanılmış olabilecek kabuklar eşlik ediyordu. 22 beyaz kalsit kristali ise mağaraya ait değildi ve buraya çok fazla şey getirilmişti. Ancak uzmanlar bunun nedenini bilmiyor. Gamoana tepesindeki bu mağara, uzmanların daha fazla bilgi arayışına girmesiyle arkeolojik olarak önemli bir nokta haline geldi. Büyük Charles olarak da bilinen Charlemagne'i çevreleyen pek çok efsane vardır. Ancak neyin gerçek, neyin yalan olduğunu bilmek zor. Charlemagne'in hayatı boyunca çok şey başarmış gerçek bir tarihi şahsiyet olduğunu biliyoruz. 768'de Frankların kralı, 774'te Lombardların kralı ve 800 yılında da Roma imparatoru olmuştu. Bu güzel mücevher parçasıysa bir Carolingian relik madalyonu ve Charlemagne tılsımı olarak bilinir ve ona ait olduğu söylenir. Ancak Charles da nesne arasındaki bağlantı ve içerdiği söylenen nesnenin gerçekliği kanıtlanamıyor. Paha biçilmez 9. yüzyıl eserinin merkezi olan değerli taşın altında açıkça görülebilen birkaç ahşap parçası vardır. Ayrıca bir zamanlar eserin Meryem'e ait bir saç teli içerdiği de söyleniyor. Tabii bu bölme 1804'te bilinmeyen nedenlerle iki safir emaye camla değiştirildi. Bir diğer yandan nesnenin 1166'da Frederick Barbarossa tarafından mezarı açıldığında Charlemagne'in boynunda bulunduğu söyleniyor ancak 1620'ye kadar bundan bahsedilmiyor. Bu eserin gerçek hikayesini muhtemelen asla bilemeyeceğiz. 1891'de Maid of Lincoln adlı bir gemi, Batı Avustralya kıyılarının hemen dışındaki Abrolhos adalarından yola çıktı. Ancak çok uzağa gidemedi. Çünkü fırtınanın içine giren gemi, Durian Körfezi'nin hemen dışında harap olmuştu. Mürettebattakiler canları pahasına kaçtılar ancak gemi kurtarılamadı. Can kurtaran botuyla gemiden kurtulan mürettebat sonrasında bir kıyı şeridine ulaştı. Ve burada at arabasıyla seyahat eden Yunanlılarla karşılaştılar. Aile at arabasıyla onları güvenli bir yere götürdü ve Maid of Lincoln'un kaptanı da can kurtaran sandalını teşekkür etmek amacıyla aileye hediye etti. Birkaç yıl balıkçı teknesi olarak kullandıktan sonra aile sandalı eski bir samanlıkta sakladı. Öyle ki Mart 2021'de yeniden keşfedilene kadar sandal burada kaldı. 19. yüzyıldaki Gregsonların soyundan gelen John Gregson, arkeolog Bob Shepherd'ı gelip sandala bir göz atması için davet etti. Bob ise yerel denizcilik tarihinin bu örneği karşısında hayrete düşmüştü. Ahırdan çıkarılan sandal baştan aşağı restore edildi. Umarım yakın zamanda müzede yerini bulur.
kötü bir marangozun aletlerini suçlaması klişesini bilirsiniz. Peki bu klişe ne zamandan beri var? Görünüşe göre bu muhtemelen en az 2000 yıldır, hatta muhtemelen daha fazla bir süredir devam ediyor. Bu güzel ve iyi korunmuş marangoz aleti, Temmuz 2017'de Japonya'nın Komatsu bölgesindeki Yokkaichi Jikata harabelerinde bulundu. Kusursuz görünümüne rağmen nesne, en az 2300 yıl önce Yayoi çömlek kültürü döneminde yapılmıştı. Daha spesifik olmak gerekirse bu bir Yarigana el frezesidir. Alet kendi zamanında son teknoloji ürünü olarak kabul edilirdi. Sakurai'deki Makimukugaku Araştırma Merkezi'nin başkanı Karu Tarasawa, bunun gibi araçların Japon imalat endüstrisinin çıkış noktası olduğunu söylüyor. Öyle ki çağın saygın marangozlarının tümü mutlaka bu aleti kullanırdı. Yarigana, ahşap ürünlere pürüzsüz bir yüzey kazandırmak için çoğunlukla da estetik amaçlar için kullanılırdı. Hatta günümüzde hala kullanılan ve 14. yüzyılda ortaya çıkan diagonal demir el frezesine kadar bu alet türü kullanımda kaldı. Bulunan eserse aslında aracın minyatür bir versiyonu gibi görünüyor. Normalde bir yarigana iki elle kullanılan bir alettir, ancak bu örnek sadece tek elle kullanılmak üzere tasarlanmış.